Sevgili seyirciler, saatlerimiz 9.30'u gösterirken çok önemli bir konuğum var. Daha önce de sizlerle tanıştırmıştım ancak bir kez daha konuk ettik. Çok önemli bir konu konuşacağız bugün. Hemen Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gidelim. Uğur Üçüncü, Profesör Doktor Uğur Üçüncü hocamız bizlerle. Hocam günaydın. Günaydın Eda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Sizin Türkiye'de selamlar, saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun, sizi gördük. Daha iyi olduk. Teşekkürler. Şimdi zamanımız kısa, az bir zamanımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum hocam. Şöyle ki, nereden başlayalım dediğimde Kıbrıs'a bir gitmek istiyorum. Biliyorsunuz ki sizler de yakından takip ediyorsunuz Kıbrıs. Daha dün gazete haberlerinde, haberlerde manşet olarak yerini aldı. Dedi ki, eğer Birleşmiş Milletler bizi tanımıyorsa eğer topraklarımızda da yeri yok. Bir ay müsaade ediyoruz Birleşmiş Milletler'e. Ya bizi tanırlar ya da çıkar giderler. Hiçbir şey bizi durduramaz. Gereği neyse yaparız dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi bunu bir değerlendirmenizi istiyorum. Tarihsel boyuttan bir geçmişe gidelim Kıbrıs'ın. Benim bildiğim kadarıyla sizler tabii ki anlatacaksınız. Ama uzun bir zaman Osmanlı mülkiyetinde kalan Kıbrıs nasıl oldu da bugün bu durumlara kadar daha 20-30 sene öncesine kadar geldi? Oradaki barış harekatından ve Türkiye'nin son dönemlerde izlediği dış politikadaki önemli başarılarından sonra da bugün bu kadar güçlü bir şekilde yanıt verebiliyor. Bunu bir almak istiyorum sizden değerlendirmesini. Tabii ki. Yani Kıbrıs Osmanlı Devleti'nde 1571'de fethedilen bir yerdir ve fethi uzun bir sürecin neticesinde olmuştur. Yaklaşık bir yılı aşkın bir kuşatma neticesinde yaklaşık yine 40-50 bin şehidimizin kanıyla alınmış bir yer. Ve alındığı zaman bugün Yunanistan'la vesaire herhangi bir alakası olan bir yer de değildi. Venediklerden elde edilen bir yerdi. Dolayısıyla bugünkü Helen yani Yunan olarak telakki ettiğimiz yerde hiçbir şekilde tarihlerinde bunlar tarafından yönetilmemiş bir adaydı. Onlar tabii, orada korsanlık yapıyorlardı sanki hocam. Öyle mi Yunanlılar? Evet. Zaten alınma sebebi oydu. Yani Doğu Akdeniz'de Mısır Osmanlı'ya bağlıydı. Oraya gidip gelen ticaret gemilerimize orada... Hocam. Hocam en güzel yerinde gitti. Hocam burada mı hocamız? Bir arkadaşlarımla. Hocam sesiniz bir gitti, görüntünüz bir gitti. Tekrar bir alabilir miyiz? Hocam. Hocam evet, beni duyuyor musunuz? Sesimi duyuyor musunuz hocam? Yani ben şu an sizi duyabiliyorum. Tamam devam edin hocam. Orada korsanlık yapıyordu Yunanlılar dedik. Evet yani neticede oradaki engellemeler üzerine Kıbrıs fethedildi. Yaklaşık 1878'e kadar statüko devam etmiştir. 78'de Rusya engeli nedeniyle dönemin İngiltere'sine 50 yıllığına kiralanmıştı. Dolayısıyla bu statüko ancak milli mücadele yılları öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere burayı ilhak ettiğini açıklayana kadar. Ve bu ilhakı maalesef Lozan Antlaşması'yla biz tanımak zorunda kaldık. Dolayısıyla 1950'lere 60'lara kadarki süreçte orada bir İngiltere vardır Kıbrıs'ta. Ve ikili bir toplum vardır. Bir tarafta Türkler, diğer tarafta ise Rum olarak telakki ettiğimiz unsurlar. Çok daha farklı çeşitlilik de burada vardır. Fakat özellikle İngiltere'ye kiralandıktan sonra ve bunu ilhak edip Lozan Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'ne kabul ettirdikten sonra ki süreçte Rumlar, orada yaşayan Rumlar Yunanistan'ın da argümanlarıyla, destekleriyle, teşvikleriyle Enosis noktasında hareket ettiler. Yani adanın Yunanistan'a bağlanması. Buradaki en önemli husus şuydu. Yani orada işte halkın kendi geleceğini kendi belirlesin noktasındaydı Yunanistan'ın argümanı. Fakat aynı Yunanistan, örneğin Lozan Antlaşması sürecinde Batı Trakya'da çoğunlukta olan Türklerin kendi geleceklerini belirleme hakkını kabul etmediler. Ama
tam tersi Kıbrıs'taki Rum nüfusun daha fazla olması hasebiyle bunda uluslararası alanda ileride ısrar edecektir. Böylece kendi içinde de ciddi anlamda çelişkiler yaşayacaktır. Bu süreç evet. Sorun yok değil mi? Yok yok, siz devam edin hocam, ben müdahale evet. ederim. Ben dinliyorum sizi merakla. Buyurun. Teşekkür ederim. Dolayısıyla buradaki Kıbrıs meselesi 1950'li yıllardan itibaren daha da ateşlenecektir. Bunun da en önemli sebebi 1950'li yıllarda İngiltere'nin yani 2. Dünya Savaşı sonrasında kabuğuna çekilmesiyle alakalıdır. Özellikle Mısır harekatında başarısızlık olmasının akabinde İngiltere Kıbrıs'ta sadece üslerinin bulunmasının kendisine stratejik açıdan yeteceğini düşündü ve geri çekilme noktasında bir karar verdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni artık ciddi anlamda dünya kendince jandarmalığına davet etti. Ve İngiltere'nin çekilme sürecinde işte Rumlar örgütle ilk olarak meseleyi uluslararası alana taşıdılar. 1954'te daha öncesinde kendi içlerinde Türkler tarafından tanınmayan bir plebisit yaptılar. Halk oylaması yaptılar. Ve halkın çoğunluğunun işte Yunanistan'a bağlanma noktasında hareket ettiğini iddia ettiler. Hocam ardından, zulümler, bölüyorum çok özür dilerim, buradan yine devam edin siz ama bu zulümler Kıbrıs'ta yaşanan Türk katliamı Rumlar tarafından, Yunanlılar tarafından o tarihlere yaklaşık olarak o olaylardan sonra oluyor herhalde değil mi? Evet, ona geleceğim. Şimdi ilk etapta 1954'te uluslararası alana taşıdılar bunu Birleşmiş Milletler'e. Çeşitli argümanları vardı. Bu argümanlara kadar Türkiye'nin dış politikası Hocam sabah sabah niye böyle oldu? Tamam, hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın hocam. Olur böyle şeyler. Beni duyuyorsunuz değil mi? Hocam. Evet evet. Tamam, duyuyorum. Devam edelim. Kaldığınız yerden. Buyurun. Demokrat Parti'nin geldiğinde ilk yine Dışişleri Bakanı vekilliğini yapacak Fuat Köprülü de aslında Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz yoktur. O İngiltere'nin iç meselesidir noktasından hareket ediyordu. Fakat İngiltere'nin çekilme süreci ve Yunanistan'ın meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürme süreci bu durumun içerisinde Türkiye'nin de girmesine yol açtı. Ve ilk defa Adnan Menderes Liman lokantasında bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Evet, statikodan memnunuz fakat İngiltere çekilecekse işte coğrafi, kültürel, etnik, tarihi mevzularından dolayı burası Kıbrıs Türkiye'ye bağlanması gerekir. Ve ilk defa Birleşmiş Milletler de Yunan taleplerini kabul etmedi. Ardından yapılan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekleşen Londra'daki konferansta da bir sonuç elde edilemedi. Fakat 1955'ten itibaren artık Türkiye'deki hükümet Kıbrıs konusunda Kıbrıs'ın yanında yer aldı. Özellikle stratejik açıdan, savunma açısından Türkiye için çok önemli bir noktaydı çünkü. Adaların Yunanistan'a geçmesi sonrasında Kıbrıs'ın da onların elinde olması demek adeta Türkiye'nin kuşatılmış bir hale gelmesi anlamına geliyordu Doğu Akdeniz'de. Bu nedenle işin içine girdi. Bundan sonra Makaryos liderliğindeki Kıbrıs uluslararası alanda elde edemediği sonucu terör yoluyla, Türklere baskı yoluyla, Türklere tetkiş yoluyla çözmeye çalıştı ve Yunanistan'dan gelen Grivas'ın önderliğinde bir EOKA terör örgütü kurdular. Evet. Bu EOKA terör örgütü başlangıçta İngilizleri hedef almıştı fakat daha sonrasında hedefine Türkleri de kattı. İşte malumunuz 1957'lerden başlayacak olan ve 1977'lere kadar sürecek pek çok Türk'ün şehit edildiği zulümler başlayacaktır. Türk köyleri basılacaktır, yakılacaktır. Bunların bir nevi yerleri değiştirilmeye çalışılacaktır ve hepimizce malumdur. Bunlardan biri de Nihat yani o dönemde 1973'te adaya giden 650 kişilik Türk birliğinde tabip binbaşı olan Nihat İlhan Bey'in çocuklarının katli hepimizce malumdur.
Lefkoşe'nin kumsal bölgesinde işte evleri basılıp Mürvet Hanım ve 3 evladının Hakan, Murat ve Kutsi'nin şehit edilmesi aslında Yunan kuvvetlerince berkitilmiş EOKA terör örgütünün zulmünün bir numunesidir. Zaten bugün orası barbar müzesi olarak, barbarlık müzesi olarak anılıyor. Evet. Ve buradan bu mezalime karşı Türkiye, oradaki Türkleri de yalnız bırakmamıştır. İlk olarak Volkan örgütü kurulmuştur. Ardından Türk Mukavemet Teşkilatı kurularak savunma hakları, oradaki Kıbrıs adasındaki Türklerin savunma hakları berkitilmeye çalışılmıştır. Ve Türkiye oradaki Türkleri yalnız bırakmamıştır bu tarihten itibaren. Hı hı. Ki 1959'da Zürih ve Londra antlaşmalarıyla birlikte Türkiye uluslararası alanda da anlamda da adaya dahil olacaktır. Adaya da garantörlük yetkisi elde edecektir. Biliyoruz ki 1960'da bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacaktır. Aslında bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nde eşit iki unsurun kuruculuğunda gerçekleşecektir Kıbrıs Cumhuriyeti. Fakat bunu bile hazmedemeyecektir. Örneğin Cumhurbaşkanlığına seçilen Makaryos, yardımcılığına seçilmiş olan Türk liderini veto yetkisini kabul etmeyecektir misal Pavlo Küçük'ün. Yine %30'luk Türklerin, yani Türklerin %30'luk oranda kamu görevlerine girmesini de kabul etmeyecektir. Meclis haklarını gasp etmeye çalışacaktır ve kurulan anayasayı bozmaya çalışacaktır. Bunun akabinde mesele uluslararası boyuta Yunanistan tarafından taşınsa da Birleşmiş Milletler buna müdahil olmak istemeyecektir ve oradaki çözüm yolunu eşit iki unsur olarak gösterecektir. Fakat bunu bir türlü Yunanistan kabul etmeyecektir. Ve Yunanistan'da bir junta hareketi meydana geldiği zaman işler biraz daha kızışacak. Grivas EOKA B'yi kuracak daha sonra. Terör faaliyetlerine Yunanistan'la beraber devam edeceklerdir. Devam ettikçe tabii Türkiye'nin Kıbrıs'taki desteği de artarak devam edecek ve tezleri de değişecek. Örneğin Taksim tezini benimseyecek hükümet, Türkiye Cumhuriyeti. Artık bir arada yaşamanın imkanı yoktur noktasından hareket edilecektir. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti kısa süre içerisinde anlamını yitirecektir. Türkleri üzerindeki baskılar artacaktır. Bunlardan biri de 1973'teki Akritas planıdır. Bu tamamen işte Kıbrıs'ta Yunan'ın, Yunanistan'ın ve uzantılarının iki toplum bir arada yaşayamıyor. Bunun da göstergesi budur. Yeni statü lazımdır. İşte bunun en önemli sonucu da enosis'tir. Vurgusunu kabul ettirebilmek için özellikle 1973'te Türk köylerine büyük zulümler icra edecektir. Fakat burada Türk ordusu yine devreye girecek ve daha önce 60 antlaşması gereği zaten Türk ordusu 650 kişilik bir birliğiyle oradaydı. Yunan zulmüne dur demek için kışlalarından çıkacaklardır. Ve Yunan unsurlarının Türk bölgelerine gelmelerini engelleyecektir derken bir yeşil hat oluşturulacaktır. Bir yıl sonrasında işte bahse konu olan Birleşmiş Milletler barış gücü devreye girecektir. Fakat Yunanistan'ın zulmünü, baskılarını bu barış gücü hiçbir şekilde durduramayacaktır 73'ten itibaren. Fakat aslında 1964'te bu zulme dur denilecektir. Bir karar çıkarılmıştı. Barış kuvvetleri 1963'teydi. Orada düzeltiyorum. Bu 1964'te Türk hükümeti, devrin Türk hükümeti bir müdahale yapmak istemişse de o zamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson 5 Haziran 1964'te bugünkü söylemlerinden daha da katı, bugünkü söylemlerini de aratmayan tarzda Türkiye'yi tehdit edercesine bir mektup gönderecektir. Yani Türkiye'nin olası Kıbrıs'a çıkarma yapmasının olumsuz neticeler doğuracağını ve bu olumsuz neticelerde o dönemin Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye saldırması halinde bir NATO müttefiki olmasına rağmen Türkiye'yi yalnız bırakacağını ima etmişti. Evet. Ve
Türkiye'ye satmış olduğu, vermiş olduğu daha doğrusu Truman yardımlarıyla silahları da kullandırtmamıştır. Hasılı Türkiye bu işin ancak kendi gücüyle olabileceğini bilmekteydi. Oradaki tabii. Kıbrıslı Türklerin bu zulmüne karşı 1963'te jetleri Kıbrıs semalarına taşımıştı. 1967'de Erenköy'de Türk Mukavemet Teşkilatı birlikleri sıkıştığı zaman jetler bombalayarak kurtarılması sağlanmıştı. Fakat 1974'te yani Londra ve Zürih antlaşmaları gereği, çünkü orada da bir darbe gerçekleştirildi Makaryos'a karşı ve Samson liderliğinde sözde bir Kıbrıs Elen Devleti kurulunca Türkiye garantörlük yetkisini kullandı ve oradaki soydaşlarını 20 Temmuz'da ve 14 Ağustos'ta düzenleyeceği iki barış harekatı neticesinde kurtarmıştır. Ve uluslararası alanda Türkiye oradaki garantörlük haklarını kullanarak buraya müdahale etmiştir ve gerçekten de o dönemin Türk Başbakanı'nın harekat öncesinde ifade ettiği hedeflere de ulaşılmıştır. Bir kere barış için gidildiğini, sadece Türkler için değil Rumlar için de barış için gidildiği ifade edilmişti. Gerçekten de o 20 Temmuz harekatının iki gün sonrasında Yunanistan'daki junta sona ermiş bir sivil idare başlamıştır. Evet. Aynı şekilde Kıbrıs'taki junta'da, Samsun liderliğindeki askeri junta'da yönetimi yine Klarides'e teslim edecek, yine sivilleşeceklerdir. Fakat Kıbrıs 1975'ten itibaren çok farklı bir boyuta gidecektir. Kendi Kıbrıs Türk Federe yönetimini kuracaktır. Ve Türkiye uluslararası alanda muazzam bir şekilde yalnızlaştırılacaktır. Ambargo üstüne ambargolara maruz kalacaktır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Asala terör örgütü de o yıllarda başımıza bela edilecektir. Tabii. Şimdi bu süreç uzun yıllar böyle devam edecektir. Ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası arena orada sadece Rumları tanıyacaktır ve Rumları muhatap alacaktır. Türkleri ise işte resmi anlamda tanımadan bazı görüşmelerde ara buluculuk noktasında değerlendirecek. Özellikle Birleşmiş Milletler. Şimdi gelinen noktaya da şunları ifade edebiliriz ki. Bir dakikamız kaldı hocam, hemen hızlıca toparlayalım. Tabii. En son gelinen noktada malum 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgede Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta Doğu Akdeniz'deki bir soluk borusudur aslında. Evet. Yani Kıbrıs Türkiye açısından çakılı bir savaş gemisidir. Evet. Dolayısıyla buranın elden çıkması muazzam bir şekilde Türkiye'nin aleyhine ve bölge almaya çalışması ne tarihi açıdan ne coğrafi açıdan, yani Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a 900 kilometre uzaktaki bir arazi. Evet. Şimdi burada gelinen nokta, anlam planı sürecinde biz bu Birleşmiş Milletler'in teklifini oylamada kabul etti Kıbrıslı Türkler. Fakat Kıbrıslı Rumlar bunu kabul etmemiş. Evet. Uluslararası alanda bu durum aslında diplomatik anlamda Türkiye'nin lehine bir, yani Kıbrıslı Türklerin lehine bir durumdu. Peki hocam. Hatta hocam bölüyorum, hiç zamanım kalmadı. Son cümlenizi alayım, kapatacağım, buyurun. Evet, yani orada aslında Türkiye haklı olduğunu bütün dünyaya, yani Kıbrıslı Türkler haklı olduğunu bütün dünyaya göstermişti. Fakat bu gasp edildi. Tam tersi olmuş olsaydı bugün Kıbrıslı Türkler ciddi anlamda cezalandırılırdı uluslararası alanda. Bu çıkışta Cumhurbaşkanı'nın aslında 77. Genel Kurul'da ifade ettiği çıkışın bir neticesidir. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun bu ifadesi. Bu bir miattır. Bunu takip etmek gerekir. Çünkü Kıbrıs tarihinde belirli köşe taşları vardır ve en önemli halka aslında an yaşanıyor. Peki. Şu an yaşanıyor. Çok kısa süre içerisinde bunun uluslararası sonuçlarını beraberce izleyeceğiz. Peki. Bu anlamda olumlu neticeler en azından alınabileceğini düşünüyorum. Kıbrıslı Türklerin hakları hiçbir şekilde
Zaten Türkiye Cumhuriyeti en önemli hamisi olarak bildirilmeyeceğini düşünüyorum ve temenni ediyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Havada kaldı. Başka bir zaman müsait olduğunuzda inşallah tekrar yayın yapalım. Çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun hocam.